Kolay gelsin. Ayağın nasıl oldu Hüseyin abi? Çabuk iyileşti. Thank you. Beyler, bizim Hüseyin'le Şükrü ana dili gibi bilirler İngilizceyi. Ne gülüyorsun Neco? Sen İngilizce biliyor musun? How are you? Bravo. Bizim ortaokulda İngilizce dersleri boş geçerdi. Yoksa öğrenirdim. Bizim İngilizce dersine de beden hocası girerdi. İngilizce dersinde amuda kalkardık. O yüzden mi tersten konuşuyorsun? Espri yapma Yakup, çay yap. Bizim bütün dersler boş geçti. Hep bir hoca gelip serbest çalışın dedi. O yüzden bizim sınıftaki herkes serbest meslek erbabı oldu. Siz Türkçeyi zor konuşuyorsunuz. Yabancı dil sizi aşar. Ben İngilizceyi anlıyorum da konuşamıyorum. 2-3 gün pratik yapsam var ya, dilim çözülür. You understand me? Oo, biraz daha konuş abi. Hurricane Stryker, Folkma Midwilder, Pepe Defender, Fabry Goldkeeper. Oh yeah, orama da very good, burama da very good. Arkadaşlar, İngilizceyi bilmek lazım. Tabii ama önce insan kendi dilini iyi öğrenmeli. Türkçe konuşmak bizim işimiz güzel insan. Ana dilini kaybetmemeli insan. Dil bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Önce Türkçeyi iyi konuşun, diğer dilleri gerekirse öğrenirsiniz zaten. Bu Hüseyin ana dili gibi Türkçe konuşur. Beyler, bırakın şimdi İngilizceyi. Siz kredi kartı ödemesini yaptınız mı? Yaptık. Nasıl hallettiniz? Ödemeyerek hallettik. Borç ödememek bizim işimiz. Oğlum, bari asgarisini ödeseydiniz. Asgari ödemek bize yakışmaz Yakup. Ya tam öderiz ya hiç. Abi, nedir bizim bu asgari denen şeyden çektiğimiz? Maaşlar asgari ücret, kredi kartı ödemesi asgari. Asgari müştereklerde birleşelim Yakup. Vallahi bana olan borcunuzu taksit taksit ödeseniz ne olur? Gurur yapmayın lütfen. Taksit yapma, çay yap Yakup. Çay önünde içiyorsun ya. Soğudu oğlum, konuşmaya tutuyorsun adamı. Yiğido, aşk meşk işlerini de Hüseyin abine soracaksın. Tabii oğlum, biz aşk insanıyız. Ben evlenmeden önce 2 yıl yengenle bakıştık. Ne yaptınız abi? Bakıştık. Aşk bakışmaktır. Hatice ile biz 3 sene bakıştık. Güzel insan. Sen her şeyi çok güzel anlatıyorsun. Aşkı da anlatır mısın? Aşk nedir? Bir filmde izlemiştim. Adam diğer adama şöyle diyor. Onu istiyor musun? Adam düşünüyor ve şöyle cevap veriyor. Ben onun mutlu olmasını istiyorum. İşte aşk böyle bir şeydir. Ben geldim. Hoş geldin. Anne bak sana mektup gelmiş. Bana mı? Hı. Sana. Bankadan gelmiş. Ay Allah'ım yarabbi bu bankada çok yüz göz oldu benimle yahu. Allah Allah her gün mektup gönderiyor. Bu ne yani? Ne yazmış bakayım hadi. Amanın! O ne ki? Kredi kartı borcundan dolayı ihtar gelmiş. Yani diyor ki eğer borcunuzu ödemezseniz haciz gelecek. Haciz. Aman! İsteyen gelir. Bizim kapımız herkese açık. Çok şükür ya. Hadi beyler, kuralım dörtlüyü. Akşam oldu. Akşam mesaimiz başlasın. Kart bastık abi. Başlattık mesaiyi. Abi, yenge arıyor. Yengeden izin al Hüseyin, sonra başlarız. Oğlum, bizim izin kağıdımız her zaman cebimizde. Hüseyin abimin evci kağıdı var Selim. Ne var Emine? Yetersiz bak ya Hüseyin, çabuk eve gel. Bankadan mektup geldi. Ne olmuş bankadan mektup gelmişse? Neden acele ettiriyorsun insanı? Bak Hüseyin Efendi, aşk mektubu gelmedi. Bankadan uyarı geldi. Banka annene nota vermiş. Ne notası? Doğru mi? Bak Hüseyin Efendi, beni çıldırtma. Çabuk eve gel diyorum, kriz toplantısı yapacağız. Bu bankada çok oluyor ha. İyi ki öğrendiler evimizi. Bak bu evi taşıyacağım vallahi billahi. O olacak. Eğer bu meseleyi çözmezsen taşınacak evin kalmayacak zaten Hüseyin. Adamı hasta etme, geliyoruz. Asıl sen adamı hasta etme Hüseyin. Hı? Gidelim Şükrü. Bu evine kafayı ütülüyor. Gidelim abi. Sorun çözmek bizim işimiz. Ne oldu Hüseyin? Yenge izin vermedi mi? Bana bak, izin verilmez, alındım oğlum. Gülme Neşo. Vermemiş işte. Bak gidiyor. Yenge come to ev demiş. Good evening Hüseyin. Shut up Yakup. Gülme Neşo. Neden bizi acil çağırdın Emine? Heh. Ne olmuş mektup geldiyse? İşimizden gücümüze ne diyorsun bizi? Tüm kahveye rezil olduk yenge. Neco bile güldü bize. Tüm mahalleye rezil olmak istemiyorsanız eğer bu işi çözmeniz lazım. Bak ihtar mektubu geldi bankadan. Borcunuz var ödeyin diyor. Ödemezseniz haciz gelecek diyor. Allah atara atar, ihtara ihtar. Biz de onlara ihtar göndeririz Emine. Gönderelim abi. İhtar göndermek bizim işimiz. Ya kredi kartı bizim kartımız. Borcumuz da bizim. Ya ne diye inatlaşıyorsunuz bankayla? Ben her isteyene borcumu ödeseydim bugünleri göremezdik Emine. Aklıma bir şey geldi. Acaba başka bankadan kredi alsak mı? Ha, evet Emine. Başka bankadan kredi alalım. Oraya ödeyelim. He, sonra? Sonra başka bankadan kredi alalım. Sonra oraya ödeyelim. Saadet zinciri kurdun abi. Çok zekice. Şükrü, kafa bu kafa. Emine, sen şimdi kredi çek, orayı öde. Tamam mı? Ya ben çok acıktım abi. Acıktın mı? Menüde ne var acaba? Bak, sabır ver ya, sabır ver. Kredi kartından önce de Allah akıl fikir versin size. Yemek yemeyince aklı çalışmıyor adamın, ne yapsın? Hüseyin abi. Senin kredi notun çok düşük. Vermez sana banka kredi falan. Senin kredi notun kaç Şükrü? Ben devamsızlıktan kalmışım abi. Notum yok. Neco, senin kredi notun kaç? Ben. Size kim kredi verir oğlum? Kredi kartını veren krediyi de verir Yakup. Bizim her mekanda kredimiz vardır Yakup. Oğlum ben onu bunu bilmem. Eğer o borcu ödemezseniz eve hacize gelirler. Evde ne var ne yok hepsini alırlar. Bulaşık makinesini bile götürürler. Bu işin şakası yok. Gelirler ama alamazlar Yakup. Evde Kadriye anne varken biraz zor alırlar Yakup. Kadriye anne, daha ne kadar oturacağız böyle, tuvaletim geldi. Kız dur, her an gelebilirler hacize. Ölürüm demerim, ben bulaşık makinesiyle flamingomu. Ama ben dayanamıyorum. Ne zaman gelecek bu haciz? Dur, eli kulağındadır şimdi. Ay bir an önce gelseler de kalksak. Bir an önce gelseler de, seni de alsalar da ben de kurtulsam. Yakup, o kadar koçluk yaptık sana. Sanatımızın inceliklerini öğrettik. Çay yine o şaf, yine o şaf. Besteki sırlarını paylaştı seninle Hüseyin abim. Sonuç, koca bir iç. Sizin söylediğiniz gibi çay yapsam bu kahvede adam kalmaz be. Şükrü, kredi notu yüksek bir yardımsever bulmamız lazım oğlum. Bu notu düşüklerden bir şey çıkmayacak. Abi, Emine yenge belki kredi çekebilir. Yengenin kredi notu da Hüseyin'le evlendikten sonra düşmüştür Şükrü. Değerlendirme yapma Yakup. Çay yap. Ne yazıyor Hatice? Haluk Bey acil borç para istiyor Kadriye anne. Ha, borç yiğidin kamçısıdır. Haluk Bey oğlumu biraz kamçılayalım. Gönderelim biraz para. Tamam gönderiyorum. Ama aramızda kalsın demiş. Sakın kimseye söylemeyelim ha. Aa lütfen, tabii söylemeyiz. Bu sır benimle mezara kadar gider. Ver sen ben göndereyim, ben biraz alıştırma yapayım. Ver. Ay kalkayım mı ben de? Kalk kalk, gelmezler artık, mesai bitmiştir. Kalk, ay. Kalk. Koş kız, altına yaptı, koş. Tabii ki borç yiğidin kamçısıdır. Haluk oğlum benim yiğit oğlandır yani. Oh be, dünya varmış. Gönderdin mi Kadriye anne? Göndereceğim de öyle çabuk olmuyor Hatice. Gel buraya bakayım. Sana da öğreteyim, gel. Bize derste öğrettiler. İnternet bankacılığını ben öğrendim yani. Hatta böyle sınıf birincisiydim yani. Aa, ama küçük bir sorun var Kadriye anne. Neymiş? Bankada kamçı yok. Aa, hiçbir kamçımız yok. Hesap sıfır, hiç para yok. Vay be, vay be. Bankaya bak ya. Bu yapılır mı? Benim Haluk oğluma bu yapılır mı? Ama eskiden banka mı vardı? Yürü gidelim Hatice. He, biz de eski usullerle hallederiz. Yürü gidelim. Yürü. Şu flamingoyu yerine koyaydın. Koy, ben de giyineyim hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim.